Evet, e, hoş geldiniz güzel canlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. E, Baki dedem bu geceki programı Kur'an gökyüzünden mi indi? Hepimiz bu e, noktada herhalde bu sorularla karşılaşmışızdır yaşamımız boyunca. Şimdi bu konuda bize detaylı bir açıklama yapacak. Buyurun, söz sizde Baki dedem. Çok teşekkür ediyorum İlahi Mir Öncelikle bütün canları saygıyla, sevgiyle, hürmetle selam diyorum. Aşkı niyazlarımı sunuyorum. Akşamımız hayır olsun. Bu ikinci defadır Kur'an işleyişimiz. Gerçekten Kur'an bildiğimiz gökyüzünden mi indi? Yoksa bu gökyüzü kelimesinin başka bir anlamı mı var? Öncelikle zahiri ulemanın kendisine din uleması diyen kişilerin anlatımıyla bunu bir dile getirelim. Kur'an gökyüzünden Cebrail denilen vahiy meleğiyle Hazreti Muhammed'e ayetleri parça parça getirerek indirmiştir. Hazreti Peygamber de Cebrail'den almış olduğu ayetleri topluma onların diliyle tebliğ etmiştir. Peki gerçekten Kur'an bildiğimiz gökyüzünden inmiş midir? Eğer ki gökyüzünden inmişse bizim şu soruları sormamız lazım. Allah gökyüzünde mi? Cebrail gökyüzünde olan Allah'tan vayı alıp yeryüzündeki Hazreti Peygamber'e getirerek bir hizmet mi yapıyor? Elçilik görevi mi yapıyor? Çünkü ne dedik? Sorgulamadan hakkı, hakikati gerçeği bilmemizin mümkünatı yok. Bu anlatım aslında Kur'an ayetleriyle çelişiyor. Peki hangi ayetlerle çelişmekte? Kur'an Yaradan'ın bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu söylemekte. Hangi ayette? Kaf suresi 16. ayette insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Dikkat ederseniz din uleması denilen, zahiri ulema denilen bu, bu topluluk her seferinde insanlara gökyüzünden bütün ayetlerin gelip peygamber tarafından tebliğ ettiği noktasında hala anlatımla anlatmaya devam etmektedirler. Allah bize şah damarımızdan yakın ise gökyüzünden niye haber yolluyor? Eğer ki şah damarımızdan yakın ise Cebrail'in gökyüzünden vahi getirmesini nasıl anlatacağız? Veya da realitede nereye koyacağız? Dikkat ederseniz bu zahiri ulema dediğimiz kesim aklı maaş bünyesinde kalıp Aklı kül denilen sezgisel akıldan uzak olduklarından dolayı hikayeleri, menkıbeleri, mitolojileri bize anlatarak bir din öğretmekteler. Peki biz hikayelerle, menkıbelerle, mitlerle mi bir din öğreneceğiz? Gerçekten beş manevi duyuyu edinerek gerçek bir din anlayışına mı, bir inanç anlayışına mı, aşk ile ihsan edildi, aşk ile ihsan etme denilen mertebeyle en iyi şekilde algılayıp anlatma noktasına mı geleceğiz Allah bize şah yakin ise o zaman Cebrail'in de yakın olması lazım eğer Allah yakın Cebrail gökyüzünden getiriyorsa burada bir çelişki yok mu bir çelişki var burada bu soruları biz sorduğumuz zaman alacağımız cevap şu. Fazla derine inme boğulursun. Bak dinden çıkarsın. Bak günaha giriyorsun. Neden? Çünkü verecek cevabı yok adamın. Verecek cevabı olmadığı için seni frenlemesi gerekiyor. Bunun anlamı ne demek biliyor musunuz? Düşünme. Düşünürsen dinden çıkarsın demek. Peki biz ne diyoruz? Düşünmesen dinden çıkarsın. Düşünmeyen adamın dini olmaz. Akletmeyen adamın inancı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de düşünmeyecek misiniz? Akletmeyecek misiniz ayetleri olmasına karşın din uleması sürekli olarak fazla düşünme. Düşünürsen dinden çıkar, imandan olur, cehenneme gidersin. Biz düşünerek cehennemi kabul edelim. Düşünen adam cehennemden nasıl çıkılacağını da bilir. Düşünmeyen adam orada kalır. Bir insanı cennete götürecek, Allah ile bağ kurmasını sağlayacak olan şey akıl melekesinin en iyi şekilde işleyip aşk ile bütünleştirip sezgisel akıl dediğimiz akıl ile Cenab-ı Hakk'ın varlığında kendi varlığını yok ederek onun hakikatine erişmesidir güzel canlar. Yine Kur'an parça parça indirilmiştir. Sözüne bir bakalım. Kadir, süresinin Kadir suresinin birinci ayeti biz onu Kadir gecesinde indirdik. Daha önceki muhabbetlerimizde dile getirmiştik. Kur'an anda inmiştir, zamanda tebliğ olmuştur. Hazreti Peygamber sezgisel akıl ile kainatta bulunan bütün varlıklarla bağ kurmuş bu bağ kurmayla bütün varlıkların ilmi ilahideki bilgisini edinmiş. Bu edinmeyle birlikte Kur'an denilen o muhteşem, o mucizevi, o kainatın sır ve hakikatini anlatan kitabı tebliğ etmişti. Peki o kainat nerede? Erkek kain insan kainatın özü ve özeti ise ağaç çekirdekten çıkmışsa, çekirdek ağacın özeti ise, o zaman çekirdekte bulunan her şey ağaçta da var. Ağaçta bulunan her şey de çekirdekte var. Kainat denilen kitap insan insan kamilden çıkmıştır. Ve kainat denilen ağacın çekirdeği insan. İnsan kendisini bildiği zaman kainatı bilecek. Kainatı bilen de Kainatın içerisinde işleyen o yaradanı bilecek. Yani vahdeti vücut dediğimiz anlayışa gelmiş olacak. Varlığın birliğine ulaşan da o varlığın birliğiyle kainatta Cenab-ı Hakk'ın ilim, irfan ve hikmetsel işleyişini çok rahatlıkla bilme noktasında olacak. Bilen ne yapacak? Anlatacak. Kim gibi? Hazreti Muhammed gibi, Hazreti İsa gibi Hazreti Musa gibi, İbrahim gibi. Şimdi sorumuzun cevabını bizim vermemiz gerekiyor. Kur'an o gökyüzünden mi yoksa başka bir gökyüzü mü var? İki tane gökyüzünü biz iyi kavramadan, anlamadan bu soruya cevap vermemizin mümkünatı yok. Bir doğal realitede bulunan yani bildiğimiz gökyüzü, yedi tabakadan oluşan aynı zamanda üzerimize yağmurun yağdı karın yağdı dolunun yağdı bulutların oluştuğu çeşitli katmanlardan oluşan bir gökyüzü var. Bu gökyüzünden Kur'an gelmedi. Bilmiyorum hiç dikkat ettiniz mi İbrahim'in koçu da gökyüzünden geliyor. Cebrail gökyüzünden bir tane koçun omuz, şey boynuzlarından tutuyor aşağı İbrahim'e getiriyor. Sanki Allah'ın yukarıda çiftliği var. Orada da koç kurban yetiştiriyor. Bunlar hep çelişki. İşte dini anlamayanların nasıl surete büründürdüklerini, hangi çelişkilerle dini anlatmaya çalıştıklarını bizim çok iyi bir şekilde anlamamız lazım. Kur'an gönül gökyüzünden inmiştir. Kur'an mana gökyüzünden inmiştir. Kur'an kül akıl denilen gökyüzünden inmiştir. Peki insan maddeyle manadan halk edilmiş değil mi? Yaratılmış değil mi? İnsanın manasına gökyüzü deniyor. İnsanın bedenine de yani maddi unsuruna da yer deniyor. Bakın dikkat et. Mana gökyüzünde yer olan bedene getirilene de ilahi kaynak deniyor. Rehber, kılavuz, yol gösterici. Neden? kitap oradan geliyor. Demek ki kitap, Kur'an, İncil, Zebur gökyüzünden falan gelmedi. Nereden geldi? İnsanın manasından, insanın aslından, insanın özünden, insanın hakikatinden. Peki Allah bize şah damarımızdan yakın. Şimdi biz de bir cevap vermemiz lazım. Cebrail ne demek? Şu anda hepimizin düşünceleri Akıldan mı geliyor? Akıldan geliyor. Başka bir yerden gelmiyor. Peki Cebrail denilen melek ne? Kül akla Cebrail deniyor. Yani Cebrail denilen şey akıl. Eğer peygamberde akıl olmamış olsaydı Allah ile bağ kurabilir miydi? İlmi ilahiden bilgi alabilir miydi? Peki onun anlamı ne? Allah bana şah damarımdan yakın ise ve bana akıl vermiş. Ben bu aklı maaş akıldan çıkardım. Meyat akıldan çıkardım. Dikkat edin yükseliyor. Sonra aklı selimden daha üst bir yere getirdim. Aklı ruhani denilen yere geldiği zaman bu akıl Cebrail oluyor. Cebrail olan akıl insanın manasında bulunan bütün hakikati dile getirmeye başlıyor. Ruhul Kudüs denilen, akıl denilen şey Cebrail'in kendisi. Peki, ceb akıl bizde, Allah da şah damarımızdan yakın ise, kitap insandan mı çıkıyor? Kitap insandan çıkıyor. Gökyüzünden falan gelmiyor. İnsanın mana göğünden insanın özünden, aslından, hakikatinden ve gerçekliğinden çıkıyor. Eğer ki cümle alemler bizde ise biz cümleleri okumaya okuma noktasına geldiğimiz zaman kitabımız kitabımızda okumuş olacağız. Kitabını okuyan ne yapacak? Okumayanların kendi kitabını okuyabilmesi için onlara rehber olacak, kılavuz olacak, ışık olacak, yol gösterici olacak ki onlar da kendi kitabını okusun. Nebi neydi? Halktan halka haber getiren. E hak bizde değil mi? O zaman içinden dışına mı haber getiriyor? Evet. İçinden dışına haber getirmekten başka bir şey değil. Manadan inene gökten indi denir. Yer nereye iniyor? Yere. Yer ne demek? İnsan demek. İnsanın diş yapısı demek. Bakın biz in, yeryüzünde bir Allah Bakara suresinin 33. 30. ayetinde diyor ki yeryüzünde bir halife yaratacağım. Birinci algımız şu değil mi? Dünya üzerinde bir insan halife. <laughs> Bu yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. İnsan burada halife olmadıkça yeryüzüne halife olamaz ki. Onun için ne yapması lazım? Manevi edinimleriyle İsra suresinin 14. ayeti geri kitabını oku. Bugün sorgulayıcı olarak nefsin yeter. Okuyan ne yapacak? Okutacak. Dikkat edin. İkra oku. Kendi manasını, kendi göğündeki hakikati okumayanın başkasına kendi göğündeki hakikati okutma noktasında rehber olmasının mümkünatı yok. Onun için Kur'an zahiri gökyüzünden değil batini gökyüzünden inmiştir. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.